Tuğba. Efendim. Hamza ile nerede nasıl tanıştın? Moralim bozuk oldu. Daha doğrusu terk edilmiş olduğum bir dönemde aslında. Aha. Evet, aradan aylar geçmişti. Arkadaşlarım sürekli beni dışarıya çıkarıyorlardı. Hamza'ya da demişler ki, üzgün bir tane kız var. Gel onu eğlemeye gidiyoruz demişler aslında. Teselli ediyorum. Böyle şeyleri. Hani yeter ki birileriyle dalga geçsin, geyik yapsın. Tam ona göre işlerdi. Ve ben hani derler ya ilk görüşte aşk. İnanmazdım ama gerçekten öyle bir şeydi. O gün ilk görüşte aşk oldu ve bir daha hiçbir şeye arkama böyle bakmadan devam. Şimdi de 2 yıldır evliyiz. Evlilik teklifi nasıl oldu? Benim hiç beklemediğim bir şeydi. Ben Antalya'daydım. Hamza o zaman Bodrum'da çalışıyordu. Kız kardeşimle organize oluyorlar bu konuda. Gün içerisinde bunun organizasyonunu yapıyorlar. Bana da akşam yemeğe gideceğiz dedi. Peki dedim ben de. Evde kalalım mı diyorum. Olur evde de kalırız diyor. Hani düşün hem evde kalabiliriz de diyor. Hem de dışarıda çıkabiliriz. Yani bir şey tahmin etmem imkansız. Aklıma gelmiyor. Çakal. Daha sonrasında kale içinde çok güzel romantik bir restorandaydık. Aralarında o gün boyunca aslında görüşmüşler. Şifre koymuşlar. Hamza biz masaya geldiğimiz oturduğumuz zaman bizim bir resmimizi çeker misiniz derse bu bir şifreymiş. Anahtar sözcükmüş aslında. O an ben evlenme teklifi edeceğim. Siz de hazır olun diyor ekibe. Restoran çalışanlarına. Vay 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 vay. Poz veriyorum şey Hamza'yla birlikte. Hani bir baktım güldüm ona. Bir daha baktım Hamza yanımda yok. Hamza yerde. Ağzında gül, elinde... tabii yüzük vardı elinde. Konfetiler patlamaya. Hamza şunu gösterir misin? Nasıl çöktü? Bayağı bir anlam veremedim. Ben de olan anlam veremedim aslında. O kadar organize etmeme rağmen böyle kaldım. Falan diye sonra toparlayayım böyle bir şeyler yapayım falan diye kendi kendime. O da zaten bir şaşırdı. Resmen yalvarır gibi böyle. Aynen.